Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizleri Developer Console'da kaç farklı şekilde account oluşturulup sisteme DML statement'ı kullanarak insert statement'ını kullanarak eklenir. Onu göstereceğim. Şu anda sadece Anonymous Window'u kullanacağım. Orada göstereceğim tek tek. Birinci olarak şu şekilde account oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Account yani object hangi object standart objectse onu ya da custom objectse onun adını yazmanız gerekiyor. Account yazdım. Standart objectimiz. Daha sonra account'un adını yazmanız gerekiyor. Bu tamamen bir değişken, bir variable diyebiliriz. Yani data type. Account'un adını yazalım. AC1 diyorum. Bu birinci şeklimiz olsun. Eşittir new diyeceğiz arkadaşlar. New keyword'unu kullanıyoruz. Tekrar account oluşturuyoruz. Parantezlerimizi bu şekilde açıp noktalı virgül ile kapatıyoruz. Daha sonra bu şu anda boş bir account. Standart objectimiz account. Data type'ımız S object yani Salesforce object. Ondan sonra içi boş, hiçbir şey yok. Eğer siz bunu insert yapmak isterseniz şu anda insert AC1 deseniz sisteme hiçbir şey eklemez. Şu şekilde insert yapıyorum, görüyorsunuz. Bize hata veriyor. Çünkü içinde hiçbir şey yok. En azından required field kısımlarının yani zorunlu alanların doldurulması gerekiyor. Görüyorsunuz. Name required field. Ben buna name'ini assign etmem gerekiyor. O yüzden account'umuzu kullanarak şöyle AC1 nokta name eşittir account'umuzun name'ini bu şekilde assign edebiliriz. Yani AC1 account'unun name'ine bir şeyler assign ediyoruz. Buna biz şöyle diyelim. Açma account 01 diyorum buna. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi şu şekilde. Tekrar bir account oluşturuyorum. Adına AC2 diyorum. Eşittir new diyorum. Account diyorum. Bu kez parantezin içinde. AC1 yazmanıza gerek yok artık. Çünkü direkt içinde belirttiğiniz için direkt adını yazabilirsiniz. Bu şekilde bir account oluşturuyorum arkadaşlar. Direkt adını yazıyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu insert yapıyoruz. Insert AC2 diyorum. Bu birinci şekli. Şöyle diyelim. Buraya first way of creating an account diyelim. Şu şekilde. Bu da bizim second way olsun. Şöyle second way of creating account diyelim. Üçüncüsü de şu olsun arkadaşlar. Direkt insert'ten sonra hiçbir variable tanımlamadan. Normalde biz burada bir variable tanımlıyoruz. Data type'ını tanımlıyoruz. Daha sonra account'umuzu oluşturuyoruz. Burası boş oluşturulmuş. Şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki siz bir integer oluşturmak istiyorsunuz. Integer ne bileyim x eşittir 12 diyorsunuz. Ama şu şekilde de oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra x eşittir 12 de diyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da account'u oluşturup içini boş bırakıyorsunuz. Burada yaptığımız gibi. Daha sonra içini dolduruyorsunuz. Şurada yaptığımız gibi. Ama direkt de yapabiliyorsunuz. X eşittir 12 şeklinde de yazabiliyorsunuz. Bu da şurada yaptığımız şekliyle. Yani bir account oluşturduk ama içi boş değil. Direkt içine assign ettik. Üçüncü şekli de şu şekilde direkt 12 yazmak. Direkt 12 yazmak. Biz bunu tabii account ile ilgili nasıl yazacağız onu göstereyim. Direkt insert yapıyorsunuz arkadaşlar. Insert new account ve account'un içinde name'ini belirtiyorsun. Name eşittir.
Şu şekilde 03 diyorum ve bunu ekliyorum arkadaşlar. 3 yolumuz var. 3 şekilde account oluşturup bunu bunları sisteme ekleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Birincisi, boş bir account oluşturursunuz. Daha sonra o oluşturduğunuz account'un field'lerini, yani alanlarını tek tek assign yaparsınız ve sisteme eklersiniz. İkincisi, assign etmeye gerek yok. Bu assignment'ı direkt parantezlerin içinde yapabilirsiniz. Üçüncüsü ise, boş bir account oluşturmadan, şuraya yani bir data type yazmadan, bu kısmını yazmadan, yani variable kısmını yazmadan, değişkeni yazmadan direkt oluşturup şu şekilde, yani şu kısmı alıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de direkt kısa yoldan yeni bir account oluşturabilirsiniz. Üçünü de farklı farklı zamanlarda ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz. En fazla kullanılan birincisi, en az kullanılan üçüncüsü. Siz hepsini bilin ve zaman gelince kullanın. Dördüncü yolumuzda şöyle diyebiliriz. Dördüncü yolumuzda aynı da bunların üçünü düşünürsek, üçünü ayrı ayrı insert 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 yapmaktansa, diyelim ki birden fazla eklemeniz gerekiyor. Onları biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Bir listenin içine koyabiliyoruz. Şu şekilde yapalım. Bir liste oluşturalım. List account diyoruz. Daha sonra AC list diyorum adına, eşittir new list account. Bu şekilde oluşturup daha sonra işte oluşturduğunuz accountları, diyelim ki şu şekilde account oluşturdunuz. Bunu buraya kopyalayalım. Buna AC 3 diyelim. 1 ve 2'yi burada tanımlamıştık. Buna 3 diyelim. Buna da 0, 4 diyelim. Hadi buna 4 diyelim. Sonra bir tane daha oluşturalım arkadaşlar. Copy paste yapıyorum. Buna 5 diyorum. Bunu da burada 5 olarak belirtiyorum. Ve bunları tek tek benim listenin içine koymam lazım. Çünkü benim listenin içi boş. O yüzden şu şekilde yapıyorum. AC list.add AC4 diyorum. Birinciyi ekledim. Ondan sonra kopyala yapıştır yaparak 5'i de ekliyorum. Bir de şu şekilde yapabilir miyiz arkadaşlar? Direkt şu şekilde yapabilir miyiz? AC list.add deyip içine şurayı koysak arkadaşlar. New account. Yani bir değişkene bağlı değil de kendini eklesek direkt. Hiçbir değişkene eşitlemeden, şu şekilde yapmadan direkt kendini oluşursak olur mu? Ona da biz ne diyelim arkadaşlar? 6 diyelim. Bu şekilde yapabiliyoruz. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ne yaptık? Bir boş liste oluşturduk. Daha sonra içine 2 tane account tanımladık. Tanımladıktan sonra zorunlu alanlarını doldurduk. Görüyorsunuz. Ve bunları bir bir tek tek listemizin içine koyduk. Bir de farklı olsun diye ben direkt listenin içine bir account ekledim. Şu şekilde eklemek ile şu şekilde eklemek arasında hiçbir fark yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz insert AC4 AC5 diyeceğinize direkt listemizi ekleyebiliriz sisteme. Bu şekilde biz arkadaşlar 6 tane account'u sisteme eklemiş olacağız. Eğer bir noktalı virgül unutmadıysak ya da farklı bir hata yapmadıysak bu kodun çalışması gerekiyor. Execute yapıyorum. Evet, bir yerde unutmuşuz. Line 14 diyor. Hemen line 14'e bakalım. Şurada parantezleri unutmuşuz. Görüyorsunuz. Evet, bu şekilde execute yapalım. Şu anda çalışıyor. Evet. Debug'da hiçbir şey yok. Çünkü sistem debug'ı hiçbir şekilde kullanmadık. Görüyorsunuz. Sistem debug'ı hiçbir şekilde kullanmadığımız için burada bir şey göremiyorsunuz. Ama buradan account'lara gitsek. Ekledik mi eklemedik mi bakalım. Accounts diyoruz. Today var mı arkadaşlar? Burada today göremiyorsunuz. Today yok ama size ara ara farklı şeyler de öğretme adına today de yapalım. Zaten biliyorsunuzdur ama hatırlatma adına ben buraya new last week var, new this week var. Bir de new today yapmak istiyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz var olan birini kopyalayın. Diyelim ki ben new
Last way kısmını kopyalamak istiyorum. Yani klon yapmak istiyorum. Şurada setting işaretine tıklayıp klona tıklarsanız bunu klon yapabiliyorsunuz. Buna biz new today diyelim. Şu şekilde new today diyorum. Sadece new today yazmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Yine geçen hafta eklenenler gözükecek. Filtre bizim şuradan filtre düzenlememiz lazım. Last week değil de buraya today yazmamız lazım. Bunlar öyle rastgele yazılacak şeyler değil arkadaşlar. Hepsi tanımlanmış bir yerde. O yüzden eğer hani this week yazacaksınız şu şekilde yazıyorsunuz. Arasında boşluk bırakarak ama bugünse today olarak yazabilirsiniz. Bunlar hepsi belirtilmiş. Hepsi sistemde var. İsterseniz şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Ben kendi sisteme koymuştum diye hatırlıyorum. Bakalım burada nerede? Şurada arkadaşlar. Tek tek hepsini yaptım ama bunları ben SQL için yapmıştım. Burada yesterday, today, tomorrow var. Sadece SQL'de kullanırken arasına underscore koyuyorsunuz ama bu view list yaparken arasına underscore koymuyorsunuz. Tek farkı o. Yoksa burada kullandığınız her şeyi orada da kullanabiliyorsunuz. Eğer vaktiniz varsa bu relative date filter referansa bakmanızı tavsiye ederim. Today yazarsanız, done derseniz ve kaydederseniz bugün eklediğimiz 6 tane account'u görmüş olursunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz 6 tane account'u eklemiş olduk. Tekrar ediyorum. Şöyle account eklemenin toplamda 1, 2, 3 ve liste şeklinde 4 farklı yolu var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Kodları farklı farklı yazmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani ben böyle yapacağım, öyle yapmak istiyorum demeyin. Tabii ki sizin en çok sevdiğiniz bir yolu takip edebilirsiniz ama diğerlerini de bilmekte fayda var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.